Merhabalar arkadaşlar bugün limit genel tekrarı ile birlikteyiz Türlü türlü sorular çözeceğiz Temelde arkadaşlar limitin fonksiyonlardan farkı yok Yani örneğin mesela bir limit değeri çözmek istiyorsanız Bulmak istiyorsanız eksi getirip yerine koymanız gerekiyor Aynı fonksiyonlarda olduğu gibi Bakın ilk sorumuzda arkadaşlar Sinüs 0 bölü kosinüs 0 yapacaktır Sinüs 0'ın değeri zaten 0'dır Kos 0 1'dir Gördüğünüz gibi 0 artı 1'den aradığımız cevap 1 yani Ceyhan olacaktır. İkinci örneğe bakalım. 2'yi yerine yazalım. Aynı fonksiyonlarda olduğu gibi. 4 eksi 12 mutlak değer içerisinde. Eksi 8 o da artı 8 diye çıkacak. Çarpı 2 eksi 1'den 1 cevabımız Cihan olacaktır değil mi arkadaşlar? Evet üçüncü örneğimize bakalım. Yine eksilerine 0 yazalım. 0 artı 2 2 üzeri sinüs 0 oldu. E sinüs 0 zaten 1'dir. 2 üzeri 1'den cevabımız Bursa. Ee, hemen burada arkadaşlar eksilerine 3 koyalım. 4 çarpı eksi 1'in küpü çarpı burada 3 koyarsak. 27 eksi 27 bunlar birbirini götürecek 2 kalacak böyle aşağıda ne oldu f3 kaldı arkadaşlar bunun 4'e eşit olduğunu biliyoruz bakın şurası arkadaşlar eksi 1 4 ile çarpınca eksi 4 eksi 8 böyle f3 arkadaşlar 4 yaptı buradan anlıyoruz ki f3 eşittir eksi 2 imiş Peki bize ne soruluyor? Bize arkadaşlar limit f3 değeri e, fx değeri. 3'e giderken arkadaşlar x'e ne koymam gerekiyor? 3 koymam gerekiyor. Buradan f3 eşittir. Soru işareti. E, zaten onu az önce bulmuştuk. Cevabımız demek ki Adana'ymış. Bakın arkadaşlar başlangıç gayet kolay. Şimdi gelelim parçalı fonksiyonlarda limit bulmaya. Arkadaşlar bir noktada limit arıyorsanız eğer fonksiyon da o noktada kırılıyorsa yani bir parçalanma varsa soldan ve sağdan değerlerin aynı olması gerekiyor. Bakın eksi 1'e arkadaşlar soldan ve sağdan bakmalıyız. Eksi 1'e soldan yaklaşırken yani eksi 1'den daha küçük değerler verirken şu parçayı kullanmalıyız. Buradan ne yapar? Eksi 1 yazarsam eksi yerine artı 3 artı 1'den 4 yapar. Çok özür diliyorum. Şu an soldan yaklaştık. Şimdi de sağdan yaklaşalım arkadaşlar. Eksi 1'den daha büyük değerler vereceğiz. Eksi 1'den daha büyük değerler vermek demek şu parçayı kullanmak demek. Bakın x'in eksi 1'den büyük olduğu yer burası. Burada x eksi 1 yazacağım. Eksi 1 artı 5'ten burası da 4 yapar. Eğer sağ limitleri sol limitlerine eşitse arkadaşlar bu noktaya biz e, limitledir diyeceğiz ve cevaba 4 c şey diyeceğiz. Evet 0 noktasını soruyor. 0 noktası arkadaşlar bu fonksiyon için bir kırılma noktası değil. Bakın sıfırın sağında ya da sonunda fonksiyon parçalanmamış. Dolayısıyla doğrudan 0 hangi aralıktaysa orada yerine koyup cevabı bulabiliriz. 0 bu aralığa giriyor bakın. Eksi 1 ile artı 1 oranında. 0 artı 5'ten cevabımız denizlidir. Bir de 1'e bakalım. Bir, bir kırılma noktası arkadaşlar. Bakın birin sol tarafında x başka, birin sağ tarafında x başka. O zaman kırılma noktası ise hem soldan hem sağdan bakmalıyız. Bire soldan ve bire sağdan bakacağım. Eğer aynı değerler geliyorsa limit vardır. Değilse limit yoktur. Şimdi bire soldan yaklaşırsam şu parçayı kullanmalıyım. 1 artı 5'ten 6 yapacak. 1'e sağdan yaklaşırsam arkadaşlar bu parçayı kullanmalıyım. 4 artı 2'den yine 6 yapacak. Bakın sol ve sağ değer birbirine eşit olduğuna göre limitlerimiz vardır ve cevap edilmedir. Şimdi grafik üzerinden bir değerlendirme yapalım. E, aynı şey arkadaşlar kırılma noktasındaysak soldan ve sağdan limitlerlerin aynı olması gerekiyor. Bakıyorum eksi 2'ye soldan bak demiş. Bakın zaten hem soldan hem sağdan bakmama gerek yok. Doğrudan sadece sol tarafı soruyor. E, üzerine eksi yazması eksi 2'ye soldan yaklaşın demek. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak şimdi? Eksi 2'nin solundan bakın grafiğin üzerine kalemi koydum yaklaştım. Nereye geldi? 1'e geldi. Yani cevap denizli. ise yine eksi 2 sol değildir herhalde. Bu sağdır. Şurası artı olmalı. Eksi 2'ye bu sefer sağdan yaklaşın diyor. Bakın eksi 2 noktamız burası. Grafiğin üzerine kalemi koyuyorum ve eksi 2'ye sağdan sağdan geldim. Yani grafiğin sağ tarafından geldim. Bu sefer cevabımız eksi 1'e gitti. Yani bursa oldu. Şimdi 2'ye soldan yaklaşın diyor. Bakalım 2 neresi? 2 burası arkadaşlar. Grafiğin sol tarafından 2'ye doğru geleceğim. Yani şöyle şöyle geliyorum. Ve bakın nerede durdum? 2'ye geldiğimde duruyorum. 1'e gitmişim. Camız denizde. Ee, bir de 2'ye sağdan yaklaşın diyor. 2'ye sağdan yaklaşalım. 2'ye sağdan yaklaşırsak grafiğin sağ tarafından 2'ye doğru geldim. Sonuç 0'a gitti. Bakın arkadaşlar cevap can. Burada şöyle bir şey görelim. 2'ye soldan ve sağdan yaklaşırken aslında farklı değerler bulduk değil mi? Yani 2'ye soldan yaklaşırken bakın neyi bulduk? 1'i. 2'ye sağ, sağdan yaklaşırken 0'ı bulduk. Yani 2'nin soldan limiti vardır. Sağdan da limiti vardır. Ama 2 noktasında limit var mıdır diye sorsaydı bize. Değil mi? Yani üzerine artı ya da eksi yazmamış olsaydı. Biz bunun limit değeri yoktur diyecektik. Neden? Sol limit sağ limite eşit gelmedi bakın. Şimdi burada 0'a soldan yaklaşın diyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Sıfırdan küçük değerler vereceğim. Örneğin nasıl değerler vereceğim? Sıfırdan daha küçük değerler eksi 0.1 gibi. O kadar yakın değerler vermelisiniz ki. Yani eksi 3, eksi 5 gibi çok büyük değerler veremeyiz. Biz buna matematikte epsilon koymuş olur diyoruz. Yani gayet küçük sayılar vermeliyiz. Eksi 0.1 koyalım bakalım ne çıkacak. Aslında bunu koymayacağız. Son noktada 0 koyacağız ama işareti belirlemek için buna bakıyoruz. Eksi 0.1 gibi değer verirsem üst tarafın 2.1 yapacağını görüyorum. Eksi 0.1'in karesi arkadaşlar 0.01 yapar artıya döner. Burası da eksi 0.1. Bakın eksi 0.1 daha büyük olduğu için küçükten büyük çıkmış. Alt tarafın negatif geleceğini görüyoruz. Üst tarafın pozitif geleceğini görüyoruz. Şimdi biz burada sadece arkadaşlar bu değeri işaretleri anlamak için yazdık. Gerçekte eksi yerine kaç koyacağız? 0 koyacağız tabii ki koyalım 2 eksi 0 bölü 0 artı 0 gördüğünüz gibi üst taraf 2 alt taraf sıfır geldi ama üst tarafın işareti alt, artı alt tarafın işareti eksi olacak yani üst tarafta pozitif bir sayı varken alt tarafta negatif sayı var sonucu bir kere negatif olacağını biliyoruz ve bir sayının sıfıra bölümü sonsuzdur demek ki cevabımız arkadaşlar c'n olacak benzer bir şey bir sonraki soruda yapalım arkadaşlar yine sıfırdan büyük değerler vereceğiz önce işareti belirlemek istiyorum yani normalde aslında sıfır vereceğim sıfır verirsem Eksi 0 artı 3 bölü 2 üzeri 0 eksi 1'den. Bakın 3 bölü 0 geldi. Yani cevabın sonsuz geleceği çok açık. Ama eksi sonsuz mu artı sonsuz mu bunu anlamak için de işte biraz önce yaptığımız gibi şuradaki işaret olayını inceleyeceğiz. Sıfırdan biraz büyük değerler verelim. Yani 0.1 gibi. Önünde eksi olduğu için eksi 0.1 yazdım. Gördüğünüz gibi üst taraf arkadaşlar 2.9 geldi. Alt tarafta da sıfırdan biraz büyük değerler verelim. E, sıfır verseydim burası 1 yapacaktı. Ama sıfırdan 0.1 gibi bir değer verince bunun sonucu ne yaptı arkadaşlar? Birden biraz daha büyük yaptı değil mi? O zaman birden biraz daha büyük yaptığına göre bunun üst tarafı ne olmuş oldu arkadaşlar? Sonuçta pozitif yapmış oldu. Yani üst, üst taraf hani 1.1-1 gibi düşünecek olursanız üst taraf altı, alt tarafta artı geldi. O zaman artı bölü artının bölümünden de cevap arkadaşlar artı sonsuz gelecektir. Şimdi x'e 1 koyarsak normalde 1 koyacağız limit 1 dediği için ne olacak? 8 bölü 0'ın karesinden 8 bölü 0 yani sonsuz gelecek. Ancak artı sonsuz mu eksi sonsuz mu, bunu anlamak için de ne yapacağız? Birin ee, sağından ve solundan yaklaşacağız. Bire biraz soldan biraz sağdan yaklaşalım. Hani hiç limit gelmeye de bilir. Neden? Sağ limit sol limite eşit gelmezse eğer bire soldan ve sağdan yaklaşırken farklı değerler bulursak limit yoktur da diyebiliriz. Gerçi bu soruda şıklarda yoktur seçeneği yok ama olabilirdi. Biz onun için hem sağdan hem soldan incelemek zorundayız kritik noktalarda. Birden biraz küçük değerler verelim. 0.9 gibi örneğin. Gördüğünüz gibi burası ne oldu arkadaşlar? 0.9'dan bir çıkınca eksi 0.1 kaldı ama karesini alcı yine artı 0.01 oldu. Yani gördüğünüz gibi sonuç ne oldu arkadaşlar? Artı. Buraya gelince arkadaşlar birden biraz büyük değerler verirsem yani ikisine bu sefer 1.1 gibi birim birazcık sağında bir değer verdim. Sonuç yine ne geldi arkadaşlar? 0.1 geldi. Yani 0.1'in de karesini alacağız. 0.01 geldi. Sonuç yine artı geldi. Soldan da sağdan da yaklaşırken yani artı geldiğine göre bunun limit arkadaşlar artı sonsuz. Yani edin olacaktır? Yine x'e 3 koyalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Önce bize verilen değeri yerine yazmamız gerekiyor. Yani bir belirsizlik yoksa sorun yoktur zaten. Belirsizlik varsa işte o zaman sağdan soldan incelememiz gerekiyor. 3'ü yerine koyuyorum. 4 eksi 9 bölü. Aşağıda 3 yerine koyunca 0 yaptığını görüyorum. Payda 0 geldi. Yani elimizde şu an eksi 5 bölü 0 var. Ha, bir tanımsızlık var. Yani cevabın sonsuz geleceği çok açık. Ya da işte sonsuz hiçbir şeyle gelmeyebilir. Sağ sol limit aynı gelmezse. Onun için sağdan soldan incelememiz gerekiyor. Hadi 3'e sağdan ve soldan değerler verelim. 3'e sağdan yaklaşırsak 3.1 gibi. Üst taraf ne yapar? Hala negatif yapar. Yani 3'ün karesi 9. 4 eksi 9'dan 5 yapar. Eksi 5. Alt tarafta 3'ten biraz büyük değerler verirsek burası 0 yapar ama eksi 0 yapar. Neden eksi 0? Çünkü 3'ten 3 çıkacak sonuçta biliyorum 0 geleceğin ama 3'ten birazcık büyük değerler verdim. 3.1 gibi değerler verdiğim için 3 3.1'den aslında eksi 0.1 kaldı. Yani eksili bir şey kalacağı çok açık buradan. Şu tarafın negatif geleceğini biliyoruz. Buranın ne geleceğine de bakalım arkadaşlar. Orada da 3 bunun bir kritik noktasını bakıyorum, 9, 12 evet kritik noktası o zaman tablo yaparak incelememiz gerekiyor. Ee, Bunu kökler eksi 3 eksi 1 dedim arkadaşlar çarpanları ayırsak. bu da eksi eksi de. O zaman kökler 1 e 3 oldu. Başka sayı artı olduğu için artı eksi artı. Şimdi bakın arkadaşlar burada 3'e sağdan yaklaşırsam yani şu tarafı inceliyorum, 3'ten biraz büyük değerler verirsem artı geleceğe çok açık buranın. Buranın artı buranın eksi geleceğini bildiğim için alt tarafta ne olacak arkadaşlar? Eksi 0 olacak. Yukarıda da zaten eksi 5 vardı. Eksiler birbirine götürünce 5 bölü 0 kaldı ki bu da artı sonsuz yapar. Hadi bir de 3'e soldan yaklaşalım. 3'e soldan yaklaşırsak yani 2.9 gibi değerler verirsek burası ne yapar? 4 eksi 8 küsür bir şeyler yapar değil mi? Hala negatif yapar. Yani üst taraf hala eksi 5 geldi arkadaşlar. Alt tarafta 3'e soldan yaklaşırsak ne olacaktır? 3'ün soldan gelince arkadaşlar ne oldu? Şu parçanın tablosunu yapmıştık hatırlayın. 3'e soldan yaklaşırken değerin eksi geldiğini biliyoruz buranın. E bunun da zaten 3'e soldan yaklaşırken yani 2.9 gibi değer verirken sonucunun pozitif geldiğini biliyoruz. 0 gelecek ama bakın artı 0 gelecek. E buradan eksi buradan artı gelince payda hala eksi 0 oldu. Dolayısıyla eksiler birbirini götürünce hala elimizde 5 bölü 0 kaldı. E, sol limit sağ limite eşit olduğuna göre bunun limiti vardır ve sonsuzdur. Bakın ikisinden de sonsuz geldi çünkü. Harika bir soruydu arkadaşlar. Evet yine 2'yi koyuyoruz. Bakalım nasıl bir şey var karşımızda. 64 eksi 64 bölü 16 eksi 16'dan 0 bölü 0'ı gördük. Evet 0 bölü 0 varsa yani bir şekilde bir tanımsızlık varsa işte deminki gibi payda 0 çıkıyorsa ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka 2'ye soldan ve sağdan yaklaşmamız gerekiyor. Eğer sağ limit sol limit eşit değilse limit yoktur diyeceğiz. Hani burada seçeneklerde öyle bir şey yok ama sağ limit sol limitin aynı gelmesi gerekiyor. 2'den büyük değerler verirsem arkadaşlar burası 64'ten daha büyük çıkar çünkü 2 gelseydi 8'in karşı 64 yapacaktı 2'den daha büyük verince sonuç ne yapacaktır ee, artı 0 gelecektir Değil mi arkadaşlar o zaman ne yapacağız hmm, aşağıdan da arkadaşlar artı 0 gelecek. Buradan da 2'den küçük değerle verirsen bu sefer burası 64'den küçük hale gelecek. E daha küçük sayıdan büyük sayı çıkınca sonuç negatif çıkacaktır. Üst taraf eksi 0. Burası da arkadaşlar yine eksi 0. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? 0 bölü 0 hem soldan hem sağdan aynı şekilde geliyor. Demek ki bunun bir kere limit değeri olacak. O zaman hadi o belirsizlikten kurtulalım. Ne yapacağız? Çarpanlara ayıracağız. 200 üzeri eksi a demek istiyorum arkadaşlar. O zaman a küp eksi 4'ün küp oldu mu üst taraf? Alt tarafta a kare eksi 4'ün karesi. Şurada küp açılımı yaparsak a eksi 4 parantezinde a kare artı 4 a artı 16 bölü aşağıda da a eksi 4 çarpı artı 4. Bunlar birbirini götürürse. Şimdi arkadaşlar a yerine gerçeklerini yazalım artık. Belirsizlikten kurtulduk çünkü. Ee, a neydi? 2 üzeri x'ti. 2 üzeri x'in karesi yani 4 üzeri x pardon. 4 üzeri x. Sonra 4 çarpı 2 üzeri x. Sonra artı 16 bölü. Burada da 2 üzeri x artı 4. Şimdi gerçek limitlerini bulmak için x'in 2 yazmamız gerekiyor. Artık belirsizlik ortadan kalktığına göre yazabiliriz. 4'ün karesi 16. Artı 2 2 4 4 kere 16. Artı 16 bölü 8. 48 bölü 8'den Limit değerimiz arkadaşlar 6 olacak. Bakın ne oldu? 0 bölü 0 belirsizliği geldiği için önce çarpanarak belirsizlikten kurtulduk. Ondan sonra limitlerini yine bulduk. Şimdi x yerine 1 yazınca arkadaşlar üst taraftan bir sayı geliyor olsaydı. 0 dışında herhangi bir sayı geliyor olsaydı pozitif ya da negatif fark etmez. Alt taraftan garanti bir 0 geleceği için x yerine 1 yazınca sonucun sonsuz gelmesi gerekiyordu. Sonsuz bir reel sayı değildir arkadaşlar ama adam bize m gerçel sayı diyor. Yani reel sayı diyor. Ha demek ki buranın sonucu sonsuz gelmemiş olmalı. Sonsuz gelmediyse ne olmalı? Üstten de 0 gelmeli ki 0 sıfır bölü 0'ı az önceki gibi çarpanlar ile çözebiliyorduk. Demek ki 1 koyduğumda üst tarafta 0 oluyormuş. x eşittir 1 için x küp eksi kx artı 2 0 olmalı. 1 eksi k artı 2 eşittir 0 ise k buradan arkadaşlar 3 mü yapar? Şimdi k yerine 3'ünü yazarak arkadaşlar 3'lerini yazarak. bu işi çözmeye çalışalım. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Hem 3. dereceden denklem çözümleri videomuz vardı. Onu izleyebilirsiniz. Hem de polinomlarda bu tarz sorular çözmüştük. Ne yapıyorduk? Polinom bölmesi yaparak önce belirsizlikten kurtulmamız gerekiyor. Çünkü küplü ifadeyi çarpanlar ayırmayı bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Önce x kare ile genişletiyorum. Hem polinom videomuzda hem 3. dereceden denklemler videomuzda bunları anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi eksi ne ile çarpıyorum arkadaşlar? x kare elde etmek istiyorum. Artı x ile çarpıyorum. x kare eksi x oldu. Eksi artı bunlar gitti. Eksi 2 x artı 2. Şimdi buraya arkadaşlar eksi 2 ile genişletiyorum. Ve bakın gerçekten tam bölündü. Demek ki arkadaşlar bu sadeleşme yapılınca elimizde ne kalacakmış? Limit x 1'e giderken x kare artı x eksi 2. Bakın arkadaşlar herhangi bir belirsizlik kalmadı. x'lerini 1 yazarsak 1 artı 1 eksi 2'den cevap ne oldu arkadaşlar? 0. Yine x'e 1 yazarsak üst taraftan 0 geliyor. Alt taraftan da 0 geliyor. Belirsizlik olduğu çok açık. Hemen çarpanlarımı yaparak arkadaşlar basitten kurtulmamız gerekiyor. Şimdi x'e öyle bir değer vereceğim ki değişken değişme yapmak istiyorum. Hem 3'ten hem 6'dan hem kareden hem 4'ten çıkmış olmalı. Tahmin edersiniz x'e a üzeri 12 diyeceğim. A üzeri 12 buradan a küp diye çıkar. Artı buradan a üzeri 6 diye çıkar. Alt taraftan da a üzeri 2 diye çıkar. Buradan da a üzeri 4 diye çıkar. Doğru mu arkadaşlar? Buradan sonra arkadaşlar şimdi ben x yerine 1 koyarsam x yerine 1 koyarsam buradan a'nın da 1 olacağını görebiliyorum değil mi arkadaşlar? Bakın çünkü değişken değiştirmiyor artık. Yani limit a 1'e giderken diye bir değer bulabilir miyim arkadaşlar? Şimdi bu çok kaliteli bir soru ve zor bir soru arkadaşlar. Şu ifadeyi çarpana ayırmak gerçekten mesele. Çarpana ayırmakta zorlanacaksanız arkadaşlar o zaman L'Hopital kuralı dediğimiz bir kural kullanmalısınız. Nedir arkadaşlar? Burada payın ayrı paydanın ayrı türevini alabilirsiniz. Yani payın türevi bölü paydanın türevi arkadaşlar. Bunu 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz belirsizliği varken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu belirsizlik bitene kadar bunu tekrarlayabilirsiniz. Yani bir kere payın türevini aldınız sonra paydanın türevini aldınız ve sonuç 0 bölü 0 çıktı hala. Bir daha yapabilirsiniz. Hala 0 bölü 0 çıktı bir daha yapabilirsiniz. 0 bölü 0 bittikten sonra yapamazsınız ama. E, dolayısıyla arkadaşlar üstün türevini alıyorum. 3 a kare artı 6 a üzeri 5 Böyle şimdi altın türevini alıyorum. O da 2a eksi 4a küp. Şimdi arkadaşlar e, tekrar deniyorum. Acaba belirsizlik ortadan kalktı mı? Bir koyarsam arkadaşlar üst taraf 9 yaptı. Bir koyarsam alt tarafta eksi 2 yaptı. Evet belirsizlik ortadan kalktı. Demek ki cevap bursaymış arkadaşlar. Şimdi mutlak değerli ifadeler var. Mutlak değerlerde de arkadaşlar... Mutlak değer varken ne limit ne türev integral hesaplayamıyoruz. Öncelikle istediğimiz noktada e, mutlak değerden nasıl çıktığını fonksiyonu görmeliyiz. Ondan sonra bu hesapları yapabiliriz. O zaman ne yapıyorum? 2'ye soldan yaklaşırken mutlak değerden bu nasıl çıkacak onu görmem gerekiyor. Çıkardıktan sonra ancak limit türev integral hesaplayabilirim. Şimdi 2'ye soldan yaklaşırken ya yani 1.9 gibi değer veriyorum örneğin. 2'nin birazcık solundan bir değer. E, bu ifadenin arkadaşlar negatif yaptığını görürsünüz üst tarafın. Çünkü 2 olsaydı pardon 2 olsaydı burası 2 üzeri 4 16 yapacaktı. Daha küçük olduğu için 16'dan küçük bir değer vardır. Küçükten büyük çıkınca negatif olur. Yani ben bu üst tarafı eksiyle çarparak çıkaracağım. Alt tarafta da arkadaşlar 2'den küçük değerler verirsem örneğin 1.9 gibi yine. Bu sefer büyükten küçüğü çıkarmış olacağım. E, dolayısıyla burası pozitif çıkacak olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar yeni öğrendiğimiz löptalı kullanabiliriz. Eksi 4 x küp ne yapıyorduk? 0 bölü 0 geldiğini görüyoruz sonuçta. Üstün ayrı altın ayrı türevini alabiliriz. Eksi 3 x kare. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Eksiler birbirini götürdü. O zaman 4x bölü 3 mü kaldı elimizde? Şimdi artık x yerine 2 yazabiliriz. 2 yazarsak arkadaşlar cevabımız 8 bölü 3 mü olacaktır? Yani ne? Bir başka mutlak değer sorusu. Bu sefer de 5'e sağdan yaklaşalım diyor. Ne demiştik arkadaşlar? 0 bölü 0 falan yoksa doğrudan değerini yerine yazmalısınız. Yani 5'e sağdan yaklaşırken arkadaşlar üst taraf 25 eksi 5'ten 20 yapacak zaten. 5'e sağdan yaklaşırken 5'ten büyük değerler verirken alt tarafta pozitif çıkacaktır. Yani olduğu gibi çıkacaktır. Şimdi burada 5 koyarsam 5 5'ten sonuç ne yapacaktır? 0. E sayı bölü 0 bir belirsizlik değil. Sonsuz. Demek ki cevabımız edinme. Burada da özel bir soru tipimiz var arkadaşlar. Eğer trigonometrik ifadeler varsa e, sinüs ax bölü atıyorum bx şeklinde. E, ve arkadaşlar x 0'a giderken yani 0 bölü 0 belirsizliği geliyorsa eğer yine bu özelliği kullanabilirsiniz. E, sadece şu işlerin oranı cevaptır. a bölü b. Bunu tanjant içinde kullanabilirsiniz. Yine bu da a bölü b'dir. Tabii ki limit sıfıra giderken ya da sonuç sıfır bölü sıfır geliyorsa ya da arkadaşlar bunu sinüs ax Hani tanjant bx diye sin tanjantın kendi arasında da kullanabilirsiniz. Yani bunun da cevabı yine a bölü b'dir. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Bu biraz daha gelişmiş bir soru. 0 e, koyunca gerçekten 0 artı sin 0 0 bölü 0 sin 0 0'dan 0 bölü 0 geldiğini görüyorum. Eğer böyle bir belirsizlik varsa arkadaşlar bu kuralı kullanabiliriz. Ne yapıyorum? Her tarafı her bir terimi ayrı ayrı x'e bölüyorum. Bakın. Bütün terimleri aynı sayıyla böldüğünüz sürece sorun yok arkadaşlar. x bölü x eksi sin 4x bölü x bölü. 2x bölü x eksi sinüs x bölü x. Her terim böldüğünüz sürece sıkıntı yok. Limit su gibidir arkadaşlar. Her bir parçanın ayrı ayrı limitini alabilirsiniz. Yani bunun ayrı limitini, bunun ayrı, bunun ayrı, bunun ayrı alabilirsiniz. E bakın x bölü x'den zaten 1 gelecek. 4x bölü x'den yeni öğrendiğimiz kurala göre arkadaşlar içlerinin oranı yani 4x bölü x'den 4 gelecek. Burada 2x bölü 2'den, şey x'den 2 gelecek. Burada da sinüs x bölü x'den arkadaşlar 1 gelecek. Bakın ne oldu? Eksi 3 bölü 1'den limit değerimiz eksi 3 geldi. Pardon özür diliyorum. Şuraya artı yazmam gerekiyordu. soruda işareti artıymış. O zaman ne oldu? Üst taraf 5 geldi. Alt taraf 1 geldi. Yani 5 bölü 1'den cevabımız 5 geldi. O da edin olsun. Şunu x0'a giderken olarak düzeltelim arkadaşlar. Sonra öyle başlayalım. Şimdi limit x0'a gidiyorsa arkadaşlar bu ifade çok ıı, kaliteli bir soru arkadaşlar. Ee, biraz önceki özelliği kullanabileceğimiz bir soru. Ancak üst tarafta kare var. Yani tanjant 3x çarpı tanjant 3x var. Ben şu payda eksi bir tanesi için kullanabilirim paydadaki eksi ama diğerine ne olacak? Bunu da bir x ile çarpıp bir x ile bölmeli miyim? Yani yukarıdaki ifade, ifadeyi aynı sayıyla çarpıp bölersem değil mi? sorun olmayacaktır. Bu durumda arkadaşlar limit alırsak x sıfıra giderken şu ifadenin zaten sıfır bölü sıfırdan dolayı değil mi? Ee, ne olacağını biliyoruz arkadaşlar. 3 olacağını yeni özelliğimizi gereği. Bunun da aynı şekilde 3 olacağını biliyoruz. Ha burada zaten bir belirsizlik olmadığı için x0'ı doğrudan yerine koyabilirim. Gördüğünüz gibi 9 çarpı 0'dan aradığımız cevap denizli olacaktır. Evet son sorumuz arkadaşlar. Burada da hem sürekliliği hem limiti konuşalım grafik üzerinde. E, limitle limitte ne demiştik arkadaşlar? E, soldan ve sağdan aynı değere gidiyorsak limit var yoksa yok. Örneğin arkadaşlar adam burada istediği noktalarda hem limiti hem sürekliliği konuşalım. Önce limite bakalım. Sonra sürekliliğe bakalım. Aradaki farkı da burada anlatalım arkadaşlar. Şimdi eksi 5 noktasına bakacak olursak Eksi 5 noktasında arkadaşlar herhangi bir kopma yok. Yani soldan gelirken eksi 5'e doğru ya da sağdan gelirken hep ne yapıyoruz? Sıfıra gidiyoruz aynı yere. Hatta eksi 5'in kendisinde de sonuç sıfıra gidiyor. Soldan ve sağdan aynı yere gidiyorsak bunun limiti var anlamına geliyor. Noktanın kendisinde de sol değer ve sağ değer eşit olan bir sonuç buluyorsak o zaman bunun sürekliği de var anlamına geliyor. Eksi 2 noktasında soldan yaklaşırken arkadaşlar bakın 4'e gitmişiz. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken nereye gitmişiz? Yani 3 gibi bir yer galiba 3'ün altında bir yer ya da. Dolayısıyla sol ve sağ değerler aynı olmadığı için burada limiti yoktur. E zaten limit yoksa sürekliye bakmayız bile. Limit süreklilik için ön şart biliyorsunuz. Şimdi 0'a gelelim. 0'da arkadaşlar 0 noktası burası. 0'a soldan gelirken grafik üzerinden ve sağdan gelirken grafik üzerinden hep 3'e gitmişiz. Yani limit değerimiz var. Hatta bu noktanın yani 0'ın üzerindeki değerin kendisi de 3. Soldan, sağdan ve noktanın kendisindeki değerler aynıysa buna sürekli diyoruz. 1'e ee, gelelim arkadaşlar 1 noktasına bakıyorum 1'e soldan yaklaşırken artı sonsuza gitmişiz sağdan yaklaşırken eksi sonsuza gitmişiz yani bir anyaya bir konyaya gitmiş arkadaşlar Dolayısıyla burada sağdan ya da soldan limitlerimiz aynı olmadığı için limiti yoktur limit yoksa zaten sürekli ne bakmıyorsunuz bile o da yoktur 6'ya gelelim 6 noktasına arkadaşlar soldan yaklaşırken değerimiz 4 sağdan yaklaşırken değer yine 4. Bakın 6'ya kadar geliyorum. X de 4'e gitmişler. Limiti var yani. Ancak 6 noktasının kendisindeki değer de 4 mü? Hayır. 6 noktasının kendisindeki değer eksi 2. O zaman bu da sürekli değil. Bakın sağ sol değerler aynı iken limitli. Noktanın kendi üzerindeki değer de aynıysa bu zaman sürekli diyoruz. 7'ye bakalım. 7 noktasını arkadaşlar soldan yaklaşırken 0. Sağdan yaklaşırken yine 0. Yani limitimiz var. Hatta 7'nin kendisinde de sonuç yine 0. O zaman süreklilik de var. Evet arkadaşlar teşekkürler başarılar diliyorum.